Doktor öğrencileriyle ilgili bir haberimiz var. Ekonomik kaygı içindeler çünkü. YÖK'ün burs programındaki doktora öğrencileri 3825 lira burs alıyorlar ve hem hayatlarını hem projelerini bu parayla yürütmek zorundalar. Bursu olmayanlar ailelerin desteğiyle ya da kredilerle proje yapmaya çalışıyor. Fatma Nur Boylu doktora diploması mücadelesi veren öğrencilerle konuştu. İzleyelim haberimizi. Kredi çekip tez yazan arkadaşlarım var. Evden çıkarken modemin fişini çekmek zorunda kalıyorum. Tek bir kitaba bazen tek bir bursumuzu vermemiz gerekiyor. Üst üste gelen zamlarla doktora diploması kaygısı arasında sıkışan öğrencilerin sıkıntısı büyük. Dört dörtlük değil de dört ikilik şekilde yaşamımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 110 bin doktora öğrencisi var. Bu öğrencilerin 4262'si YÖK'ün 102 bin diye adlandırılan doktora burs programına dahil. Bu programa dahil olanlar 3825 Türk lirası burs alıyor. Bir sigortamız falan yok maalesef. Yani bunu şimdi burs adı altında bize veriyorlar. Ben 30 yaşındayım ve 70 yaşındaki emekli babamdan destek alıyorum. Ben utanıyorum açıkçası. Doktora öğrencilerinin bir değil birçok derdi var. Bir sürü hastalıklı yüz göz olmamıza rağmen sigortamız da yok. Ulaşım yine büyük bir problem. Okul yemekhane ücretleri bile çok artmış durumda. SGK'da bir kaydım yok. Ben bir tez çalışmamdan bu yüzden vazgeçmek zorunda kaldım. Hesapladığımda 260 bin TL çıktı. Burs programına dahil olmayan binlerce doktor öğrencisi ise aile desteğiyle eğitimini sürdürüyor. Gelirim de ailem. Şu an dediğim gibi kısmi zamanlı olarak bir mağazada çalışıyorum. Kasiyerlik yapıyorum. Geriye kalan zamanlarımda eğitime devam etmeye çalışıyorum. Dışarıda sosyalleşmek ise onlar için sadece bir hayal. Evden çıkarken modemin fişini çekmek zorunda kalıyorum. Uzun uzun düşünüyorum alışveriş yaparken. Ben en son ne zaman sinemaya gittiğimi hatırlamıyorum. Bilgisayarımı 7 yıldır kullanıyorum. Bozulacak diye çok korkuyorum. Telefonum aynı şekilde. Doktora öğrencileri çözüm için kendilerine verilen sözlerin tutulmasını istiyor. Asgari ücret altında kalmayacağı sözü verilmişti. Yani asgari ücret 5500, 3825 lira alıyoruz. Bize şu söylenildi, doktora bitirdikten sonra sizleri istihdam edeceğiz. Biz CV'lerimizi bir sisteme kaydedecektik. Üniversiteler ihtiyacı olan personelleri burada belirtecekti ve bir eşleşme söz konusu olacaktı.